Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler. Trigonometride 5. dersteyiz ve 28. örnekte kalmıştık hatırlarsanız. Şimdi bu 28. örnekten başlayıp artık sinüs teoremi, sinüs alan teoremini de size göstereceğiz ve daha sonrasında kosinüs teoremine geçmek için bir diğer dersimize geçeceğiz sevgili arkadaşlarım. Hazırsanız kaleminiz, kağıdınız, pdf'iniz çıktınız, kitabınız yanınızdaysa sevgili arkadaşlarım ben de karşınızda açıksam evet artık demek ki başlayabiliriz. Abone olun ve lütfen videoları beğenin sevgili arkadaşlar. Haydi buyurun geçelim dersimize. Evet örnek 28'de kaldığımızı söylemiştik. Şimdi bu 28. örneği birlikte bir çözmeye çalışalım. 4x artı y'nin pi bölü 2 olduğundan bahsetmiş. Yani 90 derece pi bölü 2 radyan Sinüs 8x artı y ile kosinüs 4x artı 2y'nin toplamının eşiti nedir diye soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlarım ben şuradaki sinüs 8x artı y var ya onu şu şekilde yazabilirim bakın. Sinüs 8x artı 2y yazdım. Eksi bir de y koydum. Tamam mı? Kosinüsü de kosinüs 4x artı y yazarım ve bir tane daha y ekleyebilirim. Böylelikle ikisi de bak bir tanesi şuna diğeri de buna eşit olmuş olur. Tamam bu kadar. Şimdi şu kısım yani 8x artı 2y aslına bakarsan 2 çarpı 4x artı y'dir. Ve sen aslında 4x artı y'nin ne olduğunu biliyorsun. Tabii ki pi bölü 2 olduğunu biliyorsun. Pi bölü 2 ile 2'yi çarparsan pi yapar. O halde artık burası sinüs pi eksi y olmuş olur. Alt kısımda da 4x artı y'miz pi bölü 2 idi biliyorsun. O halde burası da kosinüs pi bölü 2 artı y olmuş olur. Şimdi ben diyorum ki Sinüs pi eksi y madem şuraya eşit. E, pi'den çıktıysa isim değiştirmeyecek. İkinci bölgede de sinüs pozitif olduğu için artık burası sinüs y'nin ta kendisidir derim. Sonrasında artı kosinüs pi bölü 2 artı y. O da buraya eşitti biliyorsun. E, 90 eklemişiz isim değiştirecek bu bir. Yani sinüs olacak. Ve ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için burası da eksi kosinüs y olacak. Eksi pardon sinüs y olacak. Aynen öyle. Şimdi sinüs y ile eksi sinüs y'nin toplamı sorulmuş. Tabii ki cevabın sıfır olması gerektiğini Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet gençler 28'i de çözdük. Çok kurnazca bir soruydu. Devam ediyorum 29. örnekle. ABC'de bir kare olarak verilmiş. BE uzunluğunun 2 katı EC uzunluğunun 3 katına eşitmiş. Yani ben BE uzunluğuna 3 dersem EC uzunluğunun 2 olması gerektiğinden rahatlıkla bahsedebilirim. BE'ye 3 dedim. Ve EC da 2 demiştim. Pekala sinüs A kaçtır diye soruluyor. A burası arkadaşlar. Şimdi ben burada neler yapabilirim bir düşünelim bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar şunu şu şekilde çekecek olursam. Yani DC'ye veya AB'ye paralel e, ve buraya dik bir şekilde bunu çektik. E, dik olacaksa demek ki burası da diktir. Ve ben şuraya X dersem böylelikle artık şunu söyleyebilirim ki A eşittir 90 derece artı X'tir derim. Benden de istenen şey hani sinüs a idi ya. Sinüs 90 derece artı x derim. Daha sonrasında sinüs 90 derece artı x de isim değiştirecek. Kosinüs olacak ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için burası kosinüs x'e eşittir diyebilirim. Yani artık buradaki açının x derecelik açının bizden nesi isteniyormuş? Kosinüsü. Öncelikle bu bir kareydi. Burası kare ise şu 2 ise burası 2'dir. Bu 3 ise burası 3'tür ve burası da tabii ki 5'tir arkadaşlar. Demek ki burası da 5 olacak. 3 var 5 var. E burası kaç olur? Bunun karesi 9. 5'in karesi 25. Topladık 34 yaptı. Demek ki burası da kök içerisinde 34'müş. Tamam çok güzel. Şimdi bizden kosinüs sistem işte biliyorsun x'in aslında komşusu bölü hipotenüsü diyeceğiz. Yani cevabımız 5 bölü kök 34 olacak. Doğru cevap buydu sevgili gençler. Evet. Devam edebiliriz 30. örneğimizde analitik düzlemin 3. bölgesinde bir K noktası x ekseninin üzerinde pozitif tarafta bir R noktası da veriliyor. Yani şöyle analitik düzlemin 3. bölgesi neresi arkadaşlar? Şöyle gösterdim bir de şöyle gösterdim. 3. bölgesi ahanda şurası. Tamam bu bölgede bir K noktası verilmiş. Şöyle K noktası diyelim. Ve x eksenin üzerinde pozitif tarafta bir R noktası verilmiş. M'ye 0 noktası. Şurası da R. Şimdi buranın Apsisi M'ymiş. K noktasının apsisinin yani şuranın A olduğunu biliyorum ve ordinatının da buranın da B olması gerektiğini biliyorum. A'nın y eksenine olan uzaklığı B'nin x eksenine olan uzaklığının 4 katı. Şimdi A'nın yani şuranın y eksenine olan uzaklığı B'nin y eksenine x eksenine olan uzaklığının 4 katıysa o zaman şöyle diyebilirim ben. Burası 4 e, k demeyelim 4x ise burası x birimdir diyebilirim. Yani artık ben a'yı 4x seçtiysem b'yi tabii ki x seçmem gerekiyor. Pekala. Sinüs ROK açısı kaçtır? ROK dediği yer neresi? Bak O şurasıydı zaten orijin. ROK de şöyle olacak ve burada O noktası orijin. ROK 180'den daha küçüktür demiş. O zaman biz şuradaki açının nesini merak ediyoruz? Ee, sinüsünü merak ediyoruz. Peki şimdi şurası 90 mu 90? Ben gidip şuraya eğer alfa dersem artık şunu söyleyebilirim. X eşittir 90 artı alfadır diyebilirim. Ve benden biliyorsun ki sinüs x istenmişti. Sinüs x de o halde sinüs 90 artı alfaya eşittir. Ve sin 90 artı alfa da biliyorsun ki kosinüs alfaya eşit isim değiştirir. Ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için kos alfadır diyebiliriz. Yani buradaki açının kosinüsü sorulmuş bize. Şimdi bunun şu kenarı 1, e, şurası da 4'tü. 1'e 4 dedik. E, 1'e 4 ise şurası nedir? Kök 17 midir? Şimdi ben bunun kosinüsünü nasıl bulacağım? Komşusu x yani komşusu 1, 1'e 4 demiştik. Burası da kök 17. Demek ki sevgili arkadaşlarım kosinüs alfa 1 bölü kök 17'dir. Bu da sevgili arkadaşım kök 17 bölü 17 de diyebiliriz. Şıklarımızda hangisi varsa doğru cevap bu olacaktı sevgili gençler. Evet 31'deyiz artık. Alfa da araç olmak üzere. Kosekant alfa kök olmuş. Şimdi kosekant alfa neydi? 1 bölü sinüs alfaydı değil mi? 1 bölü sinüs alfa kök 10 ise ise sinüs alfa nedir? Tabii ki bunu ters çeviririz. 1 bölü kök 10'dur. 1 bölü kök 10 da bize kök 10 bölü onu verecektir. Pekala. Şimdi şuna bakalım. Tanjant pi eksi alfa 180'den çıkarmış. isim değiştirmeyeceğiz. Ve ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için burası eksi tanjant alfadır aslında. Artı kotanjant pi bölü 2 artı alfa verilmiş. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirecek tanjant olacak ve kotanjant ikinci bölgede negatif olduğu için bu da eksi tanjant alfa'ya eşittir diyeceğiz Yani bizden istenen şey eksi 2 tane tanjant Alfa bu soruluyor. Şimdi sinüsün Ben kök 10 bölü 10 olması gerektiğini biliyorum <laughs> Dolayısıyla bir üçgen çiziyorum dik üçgen ve bu dik üçgende şurası eğer Alfa ise sinüsü de kök 10 bölü onsa sevgili arkadaşlarım ya da 1 bölü kök olsa da bak burası 1'miş. Burası kök olmuş. O zaman buraya ne kalır? Tabii ki 3 kalır. Şimdi bizden istenen tanjant alfaydı. Tanjant alfa karşı bölü komşu olduğu için 1 bölü 3'tür bak burası. E bunu da eksi 2 ile çarp diyor. O halde cevap eksi 2 bölü 3'ün ta kendisi olur. Hayırlı uğurlu olsun sevgili arkadaşım. 31. örneğimizi çözdük. Şimdi yukarıdayız artık sinüs teoremine bir bakacağız. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C ve çevrel çemberinin yarıçapı da R olsun deniliyor. Şimdi ABC kenarlarına sahip bir üçgenimiz var. Bunun çevrel çemberi de şurası. Bu çevrel çemberin yarıçapına da R olsun diyoruz. Büyük R. 2R e, ne olur? Çap olur. BD çapı çizilirse yani şu BD çapını çizdim. BCD üçgeninde B, C ve D üçgeninde yani şuradan bir üçgen oluşturduk. C ile D'yi birleştirip bir üçgen oluşturduk oluşturduktan sonra çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için bak burası 90'dır dedik ve BD'nin de 2R olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi ben burada şuradaki D açısının şuranın eğer ki eğer ki sinüsünü hesaplarsam karşısı A e hocam hipotenüsüne 2R yani çap arkadaşlar. Ve A açısı da D açısına bak şuradaki A açısı buradaki A açısı buradaki D açısına eşittir. Neden? Çünkü aynı yayı görüyorlar bak. Aynı yayı görüyorlar. D açısının gördüğü yerde burası. A açısının gördüğü yerde burası. Demek ki bu açılar birbirine eşit. Demek ki o zaman sinüs A dediğimiz şey A bölü 2R olacak. O halde 2R nedir? 2R yani şunla şunu yer değiştirirsem 2R eşittir A bölü sinüs A'dır. Benzer biçimde aynı şekilde düşünecek olursak 2R eşittir B bölü sin B. 2R eşittir C bölü sin C elde edilir. E şimdi demek ki bunların her biri 2R'ye eşitse yani çapa eşitse A bölü sinüs A, B bölü sinüs B ve C bölü sinüs C hepsi birbirine eşittir diyebiliriz. Burada bizim için önemli olan 2R değil bunların birbirine eşit olabilmesi bir ABC üçgeninde diyor mesela 32. soruda. A açısı 30 derece olarak verilmiş ve A açısının karşısındaki kenarımız da 10 cm olduğuna göre ABC üçgeninin çevrel çemberinin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi şöyle ki Bizim bir üçgenimiz var. Bu üçgeni biz şöyle düşünelim, böyle hayal edelim. Şöyle, şöyle ve şöyle hayal edelim tamam mı? Şimdi şurası A olsun, şurası B olsun, şurası da C olsun. E hocam şimdi şurası kaçmış? 10'muş. Ve şuradaki açımız da 30'un ta kendisiymiş. E şimdi ben şunu biliyorum. 2R dediğimiz şey, yani örnek veriyorum şurası benim çapım tamam mı? 2R dediğim şey neydi? A bölü sin A'ydı. Şimdi a burada kaç? 10. E sinüs a demiş o da sinüs 30. Peki bu da 10 bölü sinüs 31 bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsam 20 olmaz mı? İşte bu 2r. O zaman r kaçtır arkadaşlar? Yani yarı çap kaçtır? 10'dur. Şimdi ben yarı çapın 10 olması gerektiğini anladım. Çok güzel. Yarı çap 10 sa, ben bu çevrel çemberin alanını nasıl bulurum? Alan pi çarpı biliyorsun r kareydi. Yarı çapın karesiydi. Ve pi çarpı 10'un karesi 100 yapar. Demek ki benim alanım 100 pi olacakmış diyebilirim. Tamam. 33. Bir ABC üçgeninde A açısı B açısından 90 fazla ve AC 12 santim, BC de 16 santim. Şimdi şöyle gösterelim biz hemen. A açısı daha geniş olacak. Şu şekilde gösterelim ve bunu da şu şekilde çizelim. Arkadaşlarım, şurası A açısı olsun, şurası B açısı olsun, şurası da C açısı olsun. Eğer burası al alfa ise, burası 90 artı alfaymış. Bundan eminiz artık. E, AC uzunluğu AC uzunluğu 12 santimetreymiş ve BC uzunluğu da 16 santimetreymiş. Pekala tanjant B soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunu e, söyleyelim. 16'nın 16'nın sinüs 90 artı alfaya oranı 90 artı alfaya oranı eşittir 12'nin sinüs alfaya oranına eşittir. Çünkü e, bu çemberin çevrel çem, bu e, üçgenin çevrel çemberi çizilirse bunların ikisi de 2R'ye yani çapa eşit olacaktı. Ben burada bunu 4 de sadeleştirdim. 4 bunu 4 de sadeleştirdim. 3 geldi öncelikle. Sinüs 90 arsa alfa dediğim şey aslına bakarsan isim değiştirir. Ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için burası kosinüs alfadır derim. Yani 4 bölü kos alfa eşittir. 3 bölü sin alfadır diyebiliriz. Şimdi benden ne istemişti? Tanjant B. Ya yani B açısında da alfa demiştik biz. Tanjant alfa isteniyor yani doğru mu? Şimdi güzel kardeşim bak. Sinüsün kosinüse oranı... 3'ün 4'e oranına eşit olmak zorundadır bu orantıda. O halde sin alfa bölü kos alfa eşittir 3 bölü 4 ki sin alfa bölü kos alfa da zaten tan alfanın aynısıydı. Yani tan alfa kaçmış? 3 bölü 4'ün ta kendisiymiş. İşte bu kadar basit. Bir de sinüs alan teoremimiz var. Yani eğer ki bak eğer ki sana şuradaki üçgenin alanı sorulsaydı sen ne yapardın? Yükseklikle yani h ile c'yi çarpıp 2'ye bölerdin. Peki ben buradaki h'ın ne olduğunu biliyorum. H dediğimiz şey hipotenüs yani b çarpı sinüs a açısı olduğunu biliyorum. Şu şekilde b çarpı sinüs a burası a açısı. Ve sevgili arkadaşlar ben artık yüksekliğimin b çarpı sinüs a olduğunu biliyorsam burada h çarpı c bölü 2'de h gördüğüm yere b çarpı sinüs a yazarım ve çarpı c derim ve bunu ikiye bölerim. Artık bu da bana alanı vermiş olur. O halde ben diyorum ki eşittir. Bunu şu şekilde şu hale sokabiliriz. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A biçimine tabii ki sokabiliriz. Yani sonuçta aynı şey. O halde artık bu bir formüldür diyebilirim. Ve senden ricam şunu yapma. Ben bunu nerede kullanabilirim? Şuradaki iki tane üçgenin iki tane kenarını biliyorsan ve arada kalan açıyı biliyorsan alanı hesaplayabilirsin artık. Tamam. Çünkü bak B, C ve arada kalan açı. Geriye sadece 1 bölü 2 ile çarpmak kalıyor. Tabi aradaki açının sinüsü. Geriye sadece 1 bölü 2 ile çarpmak kalıyor. Bu bizim formülümüz. Sinüs alan formülü. Mesela 34. örneğimize bir bakalım. ABC bir üçgen. 2BD eşittir 3DC demiş. O halde ben BD'ye 3, DC'ye 2 derim. Yani şurası 3'müş, burası 2'ymiş diyebilirim. AC sevgili arkadaşlarım. X, kaç santimetredir diye soruluyor. Yani burası soruluyor bize. Şimdi öncelikle burası 3 ise şuradaki alan 3 Burası 2 ise buradaki alan 2 Doğru mu? Doğru. Yani sol taraftaki alan sağ taraftaki alanın 2 katı olacak. Ve ben şuraya da K demek istiyorum. Artık şunu söyleyebilirim ki 6 kök 2 çarpı K çarpı sin 45 bölü 2 bu bana şuradaki alanı verecektir. Yani 3S'i verecektir. Bak burası 3S. Eşittir diyorum. Eşittir. Eşittir demeyelim. Şimdi sağdaki alanı bulalım. K çarpı X çarpı sinüs 30 bölü 2 dedim. Tamam mı? Bu da bana sağ taraftaki alanı verecektir. Yani burası 2S'tir. O halde ben şu 3S'i 2 ile çarparsam, 2S'i de 3 ile çarparsam, yani burayı 2 ile, Burayı 3 ile çarparsan artık bunların ikisi de 6S olacağı için birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi gençler her iki tarafta bölü 2 olduğunu görüyorum bunlar gider. Her iki tarafta K çarpanı var e bunlar da gider. Daha sonrasında şuradaki 3 ile şuradaki 6 kök 2'nin 6'sını sadeleştiriyorum 2 kaldı. 2 çarpı 2 4 yaptı 4 kök 2 çarpı sin 45 neydi kök 2 bölü 2. Eşittir diyorum artık x çarpı sinüs 30 neydi? 1 bölü 2 idi hocam. E peki buradaki 2 ile buradaki 2 ile sadeleştirsem sağ tarafta sadece x kaldı. Demek ki ben bunları çarparsam ikisi bulurum. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 4 kere 2 yani 8 de bana x'i vermek zorundadır. Cevap 8 olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 35'te. ABD ve EBC birer üçgen. Alan ABD bölü alan EBC 4 bölü 3'müş. Ve BC'de 10'muş arkadaşlar. Buna göre X kaç santimetredir diye soruluyor. X burası. Şimdi öncelikle burada e, ben iki tane üçgen görüyorum. Bak bir tanesi E, B, D üçgeni. Pardon E, C, B üçgeni. Öteki de A, B, D üçgeni. Bu iki üçgene göre şuradaki açımız bizim ortaktır. Ben buraya alfa diyeyim. Bu iki açı ortaktır. Ve bu iki açının ortaklığında sevgili arkadaşlar. Şöyle diyeceğim. Eğer ki buraya A dersem. Burası da A'dır deyip yoluma devam edeceğim şimdi. Şöyle yapalım. Ben ABD üçgeninin alanını hesaplamak istersem BD 10 çarpı AB 2A çarpı sinüs alfa bölü 2. Bunun alanı budur. Yani ABD'yi hani 4 ile kodlamıştık ya. Yani burası 4 alanına sahiptir diyelim. Şimdi de EBC üçgeni yani şuradaki üçgenin alanını hesaplamaya gayret gösterelim. Burada bunun kenarı A çarpı şuradaki kenar 10 artı X ve çarpı sinüs alfa diyorum yine arada kalan açı bölü 2. Burasının alanı da 3 ile kodlanmış 4'e 3. Şimdi ben o zaman buradaki alanı 4 ile çarparsam buradaki alanı 3 ile çarparsam ikisi de birbirine eşit olur. Artık burayı 3 ile çarpmam gerekiyormuş burayı da 4 ile çarpmam gerekiyormuş artık bunlar birbirine eşit. Bak şimdi yine aynı mantık üstteki soruyla ikiler birbirini götürdü. Daha sonrasında sinüs alfalar da birbirini götürüyor bu sefer. Ve şuradaki a ile buradaki a da birbirini götürüyor. Ee, bakalım şunu 2'ye böldüm 2 kaldı buradaki 2'yi de sadeleştirdim Bunu 2'ye böldüm burada hiçbir şey kalmadı Bunu ikiye böldüm burada da 5 kaldı 3 kere 5 beş, 15 beş. Eşittir 10 artı x mi kaldı sadece Demek ki x kaçmış 5'in ta kendisiymiş. Bizden x soruluyordu. x 5 santimetrenin ta kendisiymiş arkadaşlar. Tamam bu kadar basitti. Devam ediyorum 36. örneğimle ki sevgili arkadaşlar hemen sağ üst tarafta kosinüs teoremine geçeceğiz. Kosinüs teoremine geçmeden önce de size bazı uyarılarım olacak videonun sonunu dikkatli bir şekilde dinleyin. 36. örnekte bir ABC üçgeninde kenarlar A, B ve C birimdir denilmiş. A artı B 24 olduğuna göre ABC üçgeninin alanı en çok kaç santimetre Dirk en çok kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi kenarlar A, B ve C ise şöyle gösterelim. Hayda sanırım şuydu. Ha, Şöyle yaptık ve şöyle yaptık. Şimdi şurası ABC üçgeni tamam mı? Şurası A'ymış. E burası da hocam B'ymiş. Şurası B. ABC üçgenin alanı en çok kaç santimetredir, en çok kaç santimetre karedir diye sorulmuş. A ile B'nin toplamının ben 24 olduğunu biliyorum. Şimdi A artı B eşittir 24 ise ben buradaki üçgenin alanını nasıl bulurum? Şuradaki C açısı diyelim. Ee, 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs C şeklinde hesaplayabilirim bu alanı. Şimdi burada sinüsün en büyük değeri 1'dir. Dolayısıyla buraya 1 yani C'yi 90 derece kabul ederim. Bu 1. A çarpı B'nin de değerinin yüksek çıkmasını istiyorum. A ile B'nin toplamı 24 ise A ile B'nin çarpımının maksimum değeri nedir? Bu sayıları birbirine yakın seçersem yani 12'ye 12 seçersem toplamları 24 olur çarpımları da 144 olur. O halde 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sin C yani 1 sin 90. 12 kere 12 144 2'ye bölersem 72 gelir. Demek ki bunun alanı maksimum 72 cm kare olur derim. Burada A ile B'yi mesela 10'a 14 seçmiş olsaydım çarpımları 140 gelirdi. Ama biz 12'yi 12 seçerek akıllılık yaptık. Böylelikle sevgili arkadaşlarım çarpımları daha büyük geldi. Ki mat bir kuralıdır biliyorsun toplamları verilen iki sayının çarpımlarının maksimum değerini hesaplayabilmek için bu sayılar birbirine yakın seçilmeliydi. Ki biz de olabildiğince yakın seçebilmek için birbirine eşit seçtik. Sonuçta böyle bir engel yoktu soruda. O halde bu üçgenin maksimum alanı 72 cm karedir diyebiliriz. Umarım çok ama çok iyi anlamışsındır. Bunlar değerli sorular sevgili arkadaşlarım. Evet 36. sorumuzu da çözdük ve artık sağ üst tarafta kosinüs teoremine geçeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde. Şimdi gençler <laughs> kosinüs teoremine geçeceğiz dedik ama bir yandan da TET'yi tabii ki unutmamanız gerekiyor. TET matematikte biliyorsunuz ki biz 40 soru serisine e, yazın başında başlamıştık. 40 soru serisi TYT Matematik Fasikülümüzün kampı bitti. Ve e, baskıdan da yeni çıkan bir kitabımız daha var. 40 soru serisi Problemler Fasikülü. Ve bu fasikülü de sevgili arkadaşlarım kampına yakın sürede başlayacağız. Bu seriler senin için çok değerli. Bu serilerin değeri daha sonrasında mutlaka ama mutlaka fazlasıyla anlaşılacak. Her öğrencinin mutlaka çözmesi gereken seriler, mutlaka görmesi gereken sorular. Çünkü sevgili arkadaşlarım çoğumuz matematik konularına çalışıyoruz ama çoğumuz bu konuların bir türlü ne zaman bu konulara nokta koyacağımızı bilmiyoruz. Noktayı tam anlamıyla koyabilmek için... Bu serileri bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bu seriler matematik adına, her konu adına bir check-up testleridir. Yani aslına bakarsan konu denemeleridir. Konu denemeleri tam anlamıyla bunu karşılayan nitelikte bir sıfat. Konu denemeleridir arkadaşlar. Yani sen eğer üstü köklü sayılardan kendini hala oldun mu olmadın mı bilemiyorsan, soru kaçırır mıyım, kaçırmaz mıyım bilmiyorsan, Üstü köklü sorularda, üstü köklü sayılarda yani 40 soruda üstü köklü sayılar testini çözüyorsun. O denemeyi çözüyorsun kitaptan ve kendini test ediyorsun. Eğer hala çözemediğin tipte bir soru varsa o sorulara yönelik çalışıyorsun sadece. Check up diyorum bakın. Tam anlamıyla karşılığı da bu check up'tır. Örneğin örnek veriyorum fonksiyonlar konusunda her soruyu çözebilir miyim, çözemez miyim merak ediyorsan 40 soruda fonksiyonları çözüyorsun ve çözdükten sonra tamam olmuşum ben diyorsun veya şuralarda eksiklerim var diyorsun. Hemen bir soru bankasına 3-4 test fonksiyonlar çözüp bu eksikliklerini tamamlıyorsun. Aslına bakarsan senin nerelerde eksik olduğunu, nerelerde eksik olmadığını net bir şekilde gösteren testlerdir bunlar. Bundan kaynaklı değerli. 40 soru serisi TYT Matematiği eğer bitirmediysen hemen hemen başla ve bitir. Bir de tabii ki bu kitabın tamamlayıcısı 40 soru serisi problemler. TYT'de artık tam anlamıyla ben TYT'de oldum diyorsan, oldum istiyorsan, ee, bu 40 Soru Serisi Problemler kitabını da fasikülünde alıp benle birlikte kampa başlayıp bitirebilirsin. Kısa süre içerisinde başlayacağız, yani 4-5 gün içerisinde bu kampa başlayacağız ve yaklaşık olarak da 20-25 gün arası sürecek bu kamp. Mutlaka ama mutlaka görmen gereken sorular. Sorun e, kitabın zaten ön sözünde de yazdım ama yine buradan da paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bu kitabın bütün soruları yazılırken hep şu cümleyle başladım. Ben ÖSYM olsam nasıl sorardım? Ben ÖSYM olsam ne yazardım diye düşünerek yazdım. O yüzden de siz de bu soruları çözerken, bu soruların çözümlerini izlerken siz de şunu düşüneceksiniz. Gerçekten ÖSYM olsa bu şekilde sorardı. Evet arkadaşlar, aynen o şekilde. Yani kitap bitsin istemeyeceksiniz çünkü tam tadında sorular. Hani böyle bazen hissedersiniz ya e, özellikle konuyu anlamaya başlayıp sorularını kendi kendimize çözebildiğiniz zamanlarda bunu hissedersiniz. Çok keyif alırsınız. Bu kitabın her zerresinden keyif alacaksınız arkadaşlar ve hiçbir şekilde bitsin istemeyeceksiniz. Tabii ki bitecek. Tabii ki bitecek. Biter bitmez de 40 soru serisi AYT matematiğe başlayacağız. Allah izin verirse Kasım ayının sonu gibi sevgili gençler AYT matematik fasikürümüzde çıkacak. Kitapların da fiyatlarını olabildiğince uygun ...tutmaya çalıştım. Neredeyse sıfır kar arkadaşlar. Ee, yani bir fotokopiciye gidip çıkarmaya çalışsanız... ...aynı paraya tekabül edecek. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım... hani ...artık böyle 60 liralara, gitmiş liralara... ...marketten bile hiçbir şeyin alınamadığını düşünürseniz... ...bir kitap alıyorsunuz. Çok çok ama çok uygun fiyatlar. Bundan kaynaklı sevgili gençler hem bana destek olmak adına... ...hem de kendinizi geliştirmek adına... ...atacağınız inanılmaz güzel bir adım olacak... Umarım değerlendirirsiniz. Umarım faydası dokunur. Umarım işinize yarar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.